Ferdi, ne kadar sonra eşini ilk kez göreceksin? Ne kadar oldu gideli? 2 hafta. He? 2 hafta olmuştur herhalde. 2 hafta olmuştur. Geçiyor herhalde. Onu görmeye hazır mısın? Hı hı. Peki. Esra geliyor sevgili seyirciler. Buyursunlar. Nasılsınız? İyiyim, sen nasılsın? İyi, şükür elhamdülillah. Çok şükür, ben de iyiyim. Eşiniz Ferdi karşınızda. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, siz? Bildiğin gibi. Love story yani. Bak sen de işini görünce gülmeye başladın. Hayır, size gülüyorum. Ay çok isterdim öyle olmasını. Bak Ferdi'nin gözleri parladı seni görünce. Parlamasın hiç. He? Hiç parlamasın. Niye parlamasın? Öyle. 2 çocuğunuz var. 8 yıllık evliliğiniz var. Kendisi bitirdi. Hı? Kendisi bitirdi. Kendisi bitirdi. Evet. Ben bitirmedim ki. Sen affetmeye hazır. Kavga ettikten sonra 3 ay sonra 3 ay geçmiş aradan. Sen kendin bana hiçbir şey söylemeden çekip gitmişsin. Biz kavga edelim 3 ay olmuş. Geçmiş eve gelmişiz. 3 ay geçtikten sonra sen kendi başına gitmişsin. Ben Nazire'ye gittim de. Ya ben şöyle söyleyeyim. Cengiz'i seviyorum. Aaa. Ben bu soruyu sormayacaktım. Evet. Ama sen kendinle söyledin. Evet. Alt komşuna gittiğini, kaçtığını kabul ediyorsun. Evet, ediyorum. Kaçtığın günden beri onunla beraber olduğunu. Evet. Kabul ediyorsun. Evet. Ve bu kişiyi sevdiğini söylüyorsun. Esra Hanım. Evet. Ve bunu da açıkça resmi nikahlı eşine de itiraf ediyorsun. Evet, kaç defa da söyledim. Ne zaman? Hayır, ben burada duyuyorum. Yalan söyleme. Yalan nasıl söyleme. Kaç kere söyledin? Sürekli söylüyordum zaten. Hayır. Nasıl? Ama size telefonda eşiniz böyle bana mesaj attı diye söyledi. Siz inkar ettiniz. Böyle bir şey yok dediniz. Hayır, evet. Söyledim. Bir dakika. Onu söyledim ben. Şimdi eşin sen evden kaçmadan önce Cengiz'i sevdiğini biliyor muydu? Evet biliyordu. Biliyordu. Ne? Evet. Hep söylüyordun bunu. Evet. Yalan peki, söyleme. Peki cuma günü Cengiz'den niye abi diye bahsettin? Heh. Ya. O hatırlatmanın o bölümünü hazırlayabilir misiniz? Evet. Cengiz'le beraber misin dedim. Ne dedin? Evet şu an birlikteyiz. Bak ama bir şey söyleyeceğim. Cuma'dan insan pazara senin aklın değişiyorsa fikirlerin değişiyor. Cengiz'le beraber misin dedim. Hayır dedin. Bu insanla kaçtın mı dedin. Hayır dedin. O benim abim. Siz nasıl dedi. Bak beni de eleştirdin. Siz nasıl benim bu komşumla benim Cengiz abimle ilgili böyle şeyler söylersiniz diye bana sert çıktın. Evet aynen öyle. Şimdi... Şimdi ben şöyle söyleyeyim. Seviyorum. Bu bir. İkincisi imam nikahını kıydık. Yazıklar olsun sana. 8 senenin boşuna gitmiş be. Yazıklar olsun sana. Gerçekten yazıklar olsun sana. Hani abindi? Önce bir buna Cengiz karar abin, hani abindi? Abin oluyordu ne oldu? Şöyle söyleyeyim, 2 sene oldu Ferdi. Kaç oldu? Kaç yıldır ilişkiniz var? 2 sene. 2 senedir. Evet. Siz aynı apartmanda oturuyorsunuz. Evet. 2 yıldır kendisiyle gönül ilişkiniz evet. var. Ve devam ediyor. Evet. Eşiniz sizin şüphelenmedi mi? Şüphelendiyse kendine. Hani diyor ya, ben affederim diye. Niye o zaman affederim diyor. Biliyor nasıl muydu yani? İlişkinizin olduğunu eşiniz? Ya biliyordu. Hayır. Nasıl biliyordu? Yalan söyleyin bak. Allah, şöyle söyleyeyim. Allah şahit yalan söyleme. Şimdi bak sakın bu söylediğim bak, başka yalan, bir yere gidecek de o yüzden konuşma. Söylüyorum. Lütfen Esra samim ve dürüst ol. 2 yıldır alt komşunda ilişkin var. Evet. Eşin bu ilişkiden haberdar mıydı?
Ya şöyle söyleyeyim, ben darp raporu aldım. Cengiz'le birlikteydim o zaman. Darp raporu alıp kadın sığınma evinde kaldım. Kadın sığınma evinden 20 gün boyunca... Ben aldım geldim seni oradan eve getirdim. Sen bir kadın sığınma evine gidiyorsun. Çıkınca kadın sığınma evinden çıkıp geçti. Nereye gidiyor? Nereye gidiyorsun? Şöyle söyleyeyim. Kadın sığınma evinden Cengiz çıkarttı beni. Cengiz de Ferdi çıkarttı. Ama 20 gün boyunca da onun evinde kaldım. Hiçbir şüphelenmedi. Cengiz'in evinde. Evet. Sen nasıl 20 gün orada kalıyorsun ya? Raporum var. Ya yalan söyleme Esra. Raporla Cengiz abin arasında ne bağlantı var? Eve uzaklaştırma cezası aldı. Ay 20 gün sonra çekmişim ben sana öyle alıp gelmişim geriye. 3 ay geçmiş sen 3 ay beni haber vermeden gidiyorsun. Çocuğu bırakıyorsun komşuya Kerem gidiyorsun. Kerem şunu söylüyor Ferdi. Diyor ki ben kadın sığınma evine girdim çıkarken beni Ferdi ile Cengiz geldiler el ele aldılar. Evet. Beni eve getirdiler. Evet. Aynı yaşadığım apartmana getirdiler. Ben 20 gün boyunca alt komşum Cengiz'in evinde kaldım diyor. Ben bu saatten sonra Esra Hanım eşimi istemiyorum. Birlikte gidip aldınız mı? Cengiz Bey'le birlikte gittiniz mi Ferdi Bey? Cengiz Bey'le birlikte gidip eşinizi... Çocuk da... Sığınma evinden aldınız mı? Bir dakika anlayamadım. Bir dakika. Cengiz abinizle birlikte gidip eşinizi sığınma evinden aldınız mı? Beraber gidip aldık. Hani sonra öyle... nereye gitti eşiniz? Sizin eve mi geldi? Cengiz Bey'in evine mi? Bizim eve geldi. Kendi evinde kaldı. Hayır. Esra. Şimdi bir baştan Cengiz'in anla. Evine getirdi Yalan beni. Yalan söyleme. Tamam. Cengiz'in komşular evine girdik. Görüyor. Yalan söyleme. Komşular zaten bağlanacak Ferdi. Yalan söyleme. Sana öyle söyleyeyim komşular bağlanacak zaten. Bağlansın. Şimdi biraz önce bir cümle söylüyordun arada kaynadı. Evet. Kocan seni kadın sığınma evinden çıkardığın zaman Cengiz'le ben hani abi baba yerine koyuyormuşsunuz siz evet. onu. Ona güvendiği için mi seni oraya bıraktı? Artık onu ben bilmiyorum. Çocuk. Kim? Esra Hanım. Cengiz Koraltan'dan ikisinden de davacıyım. Bebeğin babası evet. resmi nikahlı eşiniz değil. Evet. Bunları bu kadar rahatça söylüyorsun Esra. Şikayetçiyim mi ikisinden de? Evet. Tamam. Ya ondan olduğunu biliyorum yani. Niye yalan söylüyorsun? Peki eşiniz bunu biliyor mu? Hayır bilmiyor. Bilmiyor. İlişkinizi Yazıklar biliyor olsun mu? Sana. Yazıklar olsun sana. 8 senin var ya mahvettin sen beni. Esra eşin Efendim? Cengiz'i... sizin komşunuz o. Evet. Eşim Ferdi Cengiz'i ne olarak görüyordu? Kim olarak görüyordu? Onu baba olarak gördüğünü söyledi de. Ben şöyle söyleyeyim. Onu ben kendim şöyle anlatayım. Kendi evimde mutlu değildim ben. Çünkü dayak var, küfür var. Ondan sonra bunun sebepleri zaten sensin. Bu olayların büyümesi açık olan sensin. Kendine kalıyordum. Soğutuyorsun. Çünkü Cengiz'le konuşuyor musun yani? Ondan yani. Evet. Öyle söyleyeyim. Ve aldatma var. Kim aldattı? Eşim aldatıyor. İncindin mi seni aldattığında? İncildim ki. O Üzüldün mü yani? Tabii ki. İhanet uğramak nasıl bir duygu? Çok kötü bir duygu. İnsan... Zaten o yüzden zaten ben de Cengiz'le birlikteydim. Hiç yalan söyleme. Eşin sana ihanet ettiğinde çok incindin. Evet. Ve çok üzüldün. Evet. Çok ağır bir psikoloji değil mi? Evet. Ya ben yaşamadım Allah da yaşatmasın. Çok ağır travma. Evet. Ama sen... Ve şöyle söyleyeyim mi? Kendi gözlerimin önünde yazdı WhatsApp'ta. Benim gerçek bir ilişkim Ve olduğunu gördün mü? Ve şöyle söyleyeyim. Şunu da söyleyeyim. Dile getireceğim. ...yaştığını gördüm evet. ve çok üzüldü. Evet. Sen ne yapıyorsun peki 2 yıldır? Ben ne yapıyorum? Şu an sevdiğimin yanındayım. Niye o zaman bu ilişkiyi 40 TL'lik tavaya bağladın? Teflona. Efendim? Ha? Dedin ki biz mutsuzuz bana değer vermiyor Ferdi. Aldatma falan hiç yoktu. Dedin ki 40 TL'ye tava istedim almadı. Arabası benden değerlidir. Evet kendisi de söylüyor zaten araba benim... ekmek teklem Ya çıkıyor. Ne alakası var? Yani onu kıskandığınız için aldatmayı mı yeğlediniz? Hayır zaten kendisi aldatıyordu o yüzden ben aldattım. Tabii canım. Ya şimdi öyle bir konuşuyorsunuz ki gerçekten aile kurumu ayaklar altına alıyorsunuz yani. O onu yapmıştı bu. Seni aldatan bir kocan varsa tam tersi ondan boşanırsın çocuğun. Ben ondan mutsuzdum. Yani. Ben mutsuzdum. Mutluluk istedim. Şükür elhamdülillah. Şu an mutluluğa kaçışınızı anlatır mısınız? Kocan bu alt komşu kim olarak görüyordu? Güveniyor muydu ona?
güveniyordu. Seni emanet edecek kadar ona inanıyor muydu? Evet, inanıyordu. Yani siz aslında ikiniz bu insanı, söylemeyeyim o kemiği, herkes anladı. Yani o kadar saflığından faydalanmış, o abi olarak güveniyordu. Baba olarak güveniyordu değil mi alt komşusuna? Evet. Seni ona bırakabilir, kendi namusunu bırakabilecek kadar inandığı biriydi Cengiz onun için. Onun için evet. Öyle yaş büyük. Siz de bunu biliyordunuz. Evet. Siz de bunu biliyordunuz. Ferdi'nin Cengiz'e bu kadar güvenmesini karşılıklı kullandınız. Yok, kullanmadım. Peki bana söyler misin hangi eş komşusuyla gider karısını kadın sığınma evinden alır? Seni oradan kimin çıkartacağını sen biliyordun. Evet. Ama Ferdi onu niye yanında götürdü? Onu bilmiyorum. Niye kendisi getirdi? Anlaşmış. Yani Cengiz'i arayıp kendisi anlaşmış. Sen ne dedin Ferdi'ye? Karın sığınma evinde, kadın sığınma evinde. Abi gel dedim. Cengiz abi gidelim beraber dedim. Alıp gelelim dedim eşime dedim. Hem dedim aramızı yapıver dedim. Yaptı mı? Yani düzel, ben düzeltirim aranızı diyor muydu? Düzeltti, sonra bunlar çıktı yani piyasaya. Bunlar çıktı. Siz Cengiz'e çok güveniyormuşsunuz. Evet güveniyordum ama. Her şeyinizi maalesef, anlatıyordunuz. Maalesef şu anda. Esra beyefendi sizden kaç yaş büyük? 20. Ben yaşa bakmıyorum. Kaç yaş büyük? Ben yaşa bakmıyorum. 30 yaş mı? 28 yaş var aramızda. 28 yaş var. Evet. Ama bir ben de yaşa mutluluğa bakmıyorum. Kaçtığınız günü çok merak ediyorum ben. Çünkü orada siz mutluluğa kaçarken başka bir güvensiz ortamda bırakılan bir küçük evlat var. Hemen onun var. Notunu da yazmak belirteyim, seyircilerimize anlattıracağım. 4 Eylül günü Esra 6 yaşındaki oğlunu komşuya bırakıyor. Komşum diyor, ben diyor sağlık ocağına gidiyorum. Sen diyor çocuğa diyor bakıver diyor. Giderken telefonu bırakıyor, telefonun içerisinden sim kartını alıyor. Bugün anlatır mısınız? Neden o 6 yaşındaki çocuğu oraya bıraktınız? Şöyle söyleyeyim. Nasıl bıraktınız? Nasıl bıraktım? Kimliği yoktu. Kimliği eğer olsaydı o çocuğumu da alacaktım. O da benim bir çocuğum çünkü. Öyle söyleyeyim. Eğer kimliği olsaydı zaten elimden... Belki Cengiz Bey istememiştir. Getirme onu demiştir. Kim? Olabilir mi? Hayır. Hayır. Ne hayır, dedi hayır. Cengiz öyle Bey? Öyle bir şey de asla demedi. Evlatlarına... Cengiz öyle şey söyler mi ya? Evlatlarını al. Evlatlarını al gel dedi. Evet. Komşuna bıraktım. Evet. Rahatsızlandım. Kendisi de biliyor zaten. Astım hastası. Yıkıyordum. O sıra tıkandım. Aradım bunu. Telefonu meşguldü. Sen beni aramadın ki. Niye yalan söylüyorsun? Ödemeli attım. Hayır. Telefon kayıtlandı var. Ben telefonum hiçbir şekilde çalmadı. Ödemeli bak, yalan attım. Söyleme. İki Hayır. defa attım. Hayır. Telefonum çalmadı benim. Evet. O tarihte bakabilirsiniz Esra Hanım aramış mı? İki defa ödemeli attım. Dönüş yapmadı. Meşgul atıldı. Ben de kimliğimi aldım. Aldım. Telefonla Cengiz'i aradım. Görüyor musun? Ya dedi ben de gidiyordum. Nereye gidiyordu? O düğün vardı. Oraya gidiyordu. Ve ama yüzden... Cengiz tam tersi o gün valizleri falan evet, toparlamış. Her şeyini başka bir aldı. Yere gidiyor. Başka bir evet. şehre gidiyor. Evet. Sen de o gün zehirleniyorsun. Gel beni al götür. Hastaneye götür evet. diyorsun. Ondan sonra aldım kimliklerimi aldım. Bavullarını hazırladın mı evden Hayır, çıkarken? Hayır. Hiçbir şey almadım zaten. Bir tek kızımın kıyafetini aldım. Çıktım. Kaç tane kıyafet aldın çocuğuna? 3-4 tane aldım. İnsan sağlık ocağına giderken kızına 3-4 tane kıyafet alır mı? Yani öyle söyleyeyim bir çanta kusar musar diyerekten onu aldım zaten. Telefon size lazım olacak. Telefonu içinden sim kartı çıkartıp 6 yaşındaki çocuğa boş telefonu niye bıraktı? Oynasın diye mi? Niye? Ben anlayamıyorum. Çocuğum telefon hastası. Ha. Bir de çok hiperaktif diyerekten, komşum rahatsız olmasın diyerekten. Oğlum, anneciğim seni çok öpeyim. Çocuğun eline telefonumu verdim. İçinde oyunlar da var zaten. Ama siz rahatsızsınız, eşiniz ödemeli sürekli arıyorsunuz. Eşiniz size nasıl ulaşacak? Siz hastaneye gidiyorsunuz. Hastanede aldım belki sizi kim? Yatıracaklar. Aha, aldım telefonu. Ondan sonra zaten hattımı falan cebime koydum sana. Merak ediyorum. Sen o gün gerçekten hastaneye mi gidiyorsun? Yoksa Cengiz'in evden, o siteden, apartmandan gittim. Ayrılmasıyla kaçmayı mı planladınız? Yok. İlk hastaneye gittim. Tamam. Hastanede tedavimi oldum. Serumla hava verdiler. Astım hastası olduğum için. Ondan sonra
Hadi gidiyoruz, hadi gidelim dedim. Nereye hadi gidiyoruz dedi? Dedin. Ha, nereye? Ben dedim. Beni de götürür müsün dedim. Tabii Cengiz ki, nerede bu arada? Şu an... burada. Hayır. Cengiz o gün nerede? Cengiz burada gelmiş. Efendim? Cengiz nerede o gün? O gün taksideydi yani. Hastanenin içindeydi yani. Benim başımda kaldı. Öyle söyleyeyim. Benim başımda kaldı. Bir gün hastanede kaldım. Öyle söyleyeyim. Ondan sonra gittik. Gittiniz. O gün aslında kaçmaya karar verdiniz. Evet. Çocuğuna giderken çocuğunla vedalaştın mı? Çok. Hı? Çok. Ne dedin ona? Oğlum babanı üzme bak alacağım seni. Hı. Evet. Seni alacağım oradan. Anneciğim bak kimseyi üzme. Hı hı. Ondan sonra arkadaşının evine bıraktığım için. Hı hı. Yani sürekli söyledim zaten ona. Öptüm onu, kokladım. Bırak. Komşuya bıraktın ama. Geleceğim dedin mi? Ya o gün babanın bir şey başına bir şey gelse sen de yoksun ortada. O çocuk orada ne kadar kalabilir? Bir an. Hı? O rahatsızlık, o rahatsızdım zaten. Hı. Bıraktım. Yani arkadaşıma güvendim, bıraktım yani. Cengiz'i sevdiğin kadar o çocuğunu sevmiyorsun yani. Of. Of, ne of? İkisini de seviyorum. Sahte gözyaşı bunlar. İnan öyle yani. Söyleyeyim. Sahte gözyaşı. Şimdi Esra niye Hanım ağlıyorsun onu anlamadım. Esra. Neden ağladığını anlamadım. Oğlumu özledim o yüzden. Esra Erol'un programına işin sensin çıkmasaydı özlemeyecektin. Tam da denk geliyor yani bu programa müracaat ediyorlar. Sizin o anda çocuklarınız aklınıza geliyor. Özlüyorlar çocukları. Yok. Yavrum diyorlar, göğüslerine aradım, bağırıyorlar. Evlat aşkı geliyor bir anda. Evet, aradım. Ferdi'yi aradım. Küfür etti. Hakaret etti. Ondan sonra telefonu kapattım suratına. Sonra hakaret yağmaya başladı. Kim? Benden. Şimdi, benden. Ne zaman? Ne zaman hakaret etmişim? Açıklar mısın? Açıklayayım. Facebook'larda yazıyor yani. Facebook demiyorum ben. Normal telefon diyorum. Esra sana şunu söylemek istiyorum. Çocuğu, 6 yaşındaki çocuğu götürmememin nedeni... Cengiz. Beni, çocuğun kimliği yoktu, götürmedim diyordun, evet, değil mi? Evet. Ben de sana soruyorum şimdi. Ecrin'in az önce hiç kimse ima etmedi. Eşim bile şey yapmadı. Sen çıktın dedin ki Ecrin'in babası... Cengiz. Evet. Şey değil. Koca değil. Cengiz. Nüfusta kim yazıyor? Ferdi Karakuş. Ferdi yazıyor. Nüfus cüzdanı senin için önemli olsa... Evet. Değil mi? Önemli olsa bu çocuğun babası kim olurdu? Eşin olurdu değil, evet, mi? Evet. Demek ki nüfus cüzdanı seninle çocuk arasındaki bağı kopartmaya yetmiyor. Senin elinde bir nüfus cüzdanı var ama o nüfus cüzdanındaki baba... biyolojik baba değil. Evet. O yüzden de o gerekçe değil. Lütfen doğruyu söyle. 6 yaşındaki çocuğunu neden götürmedin o gün? Ya şöyle söyleyeyim mi? Yollarda durduracaklar diye götürmek istemedim. Ayak bağı olabilirdi değil mi? Hani ya götürürdüm. Ha. Hiçbir korkum yok. Şikayetçi olursa, evet. Şikayetçi olursa seni durdurabilirler. Evet. Kaçışın engellenir miydi? Ama o zaman kimse bana da sağlık ocağına gidiyorum diye evden çıktım demesin o zaman. Şimdi bunu sen sağlık ocağına gidip tedavi olmak istiyorsan çocuklarla beraber gidersin. Cengiz o sırada hastanede yanındaymış, çocuklara bakardı. Evet. Bunun üzerine kocan seninle ilgilenmediği için ben artık terk edip gidiyorum dersin. Sen giderken evden çıkarken zaten oradan ayrılmak üzere, kocanı terk etmek üzere gidiyorsun. Hastaneye gitmedin herhalde Esra. Gittim. Bir gün de kalmadın. Yok gittim. Kalmadım bir gün hastanede. Şöyle söyleyeyim. Sen gittin de biz gitmediğini bilelim. Tamam. Anlaşalım ha? Yani bu konuda. Var mısın? Çünkü valizleri yüklemiş, şehri terk etmek üzere olan birisi var. Senin için orada bir gün daha kalmaz. Siz bunu önceden planlamadınız mı gitmeyi? Ama planda eşin eve gelmesi bozdu planı değil mi? Eşim eve gelmesi mi bozdu? Nasıl yani anlamadım. Şimdi şöyle soralım. Eşin o gün kaçta gittin? Cengiz'in arabaya eşyayı yüklediklerini görüyorsun. Cengiz abi diyorsun nereye? Evet ama ben ilk önce sabah postaneye gittim. Eve gelişim 11.30'u buldu. Sana Cengiz abi taksiye çağırmış, yüklüyordu. Yani gitme planını yapmış zaten. Sonra yukarı çıktım ben. Arabanın anahtarı mı bir şeysi kaldıydı. Onu almaya gelmiştim ben.
Aldım. 12'de ben çıktım gittim. Çıktık gittikten sonra 12.57 geçe bunu aramış. Cengiz Beyefendi. Beni WhatsApp'tan aradı zaten. Nasıl yani? WhatsApp'tan aramasını biliyorsunuz birbirinize. WhatsApp'tan sen beni ara. Benim internetim değil mi maç? Ödemeli arama diyor. Hastasın ya diyor. Beni ara diyor. Zehirlenmişsin ya diyor. WhatsApp'tan niye arıyorsun İnternette diyor Cengiz'e. İnternette bir araması ücretsiz yani. Yani. Ama o zaman şöyle söyleyeyim. Cengiz'in interneti kapandı. Hayır, kapalı değil. Açık. Hayır, kapalı. Açık. Açık. Eşin dedi ki, benim karım dedi, Cengiz'in evinde çalışırdı. Annesine bakardı. Evet. Ve bunun karşılığında da para alırdı. Evet, doğru. Gerçekten Cengiz'in evinde annesine bakar mıydı? Evet, bakardım. Bir ücret karşılığında mı? Evet. Hani ücret almıyordun? Bana öyle demiştin. Nereden geliyordu o erzaklar? Ya annemden geliyor demedim sen parayı annem gönderiyor demedim sen bana? Hayır, nereden geliyordu? 200 lira göndermiş birisi. O nereden geldi? Tamam, ben de sana diyorum ki nereden geliyordu o paralar? Veya sana şöyle söyleyeyim. Nereden doluyordu o dolap? Allah Allah. Komşulara sorar mısın? Üst peki, kattaki komşulara orada yapmış mağazadan oldum. Alışveriş yaptığımı, böyle poşet poşet getirdiğimi herkes biliyor. Hadi bak, o komşular şahit benim şu anda. Evde yaşlı bakım hizmeti veriyor muydun? Efendim? Bak şimdi, yaşlı bakım hizmeti profesyonel bir iştir. Sen sitende komşuna, ona buna bu hizmeti verdiğinde karşına bir maaş alırsın. Yok, öyle bir şey bilmiyorum. Profesyonel anlamda bir maaş alıyor muydun? Hayır. Almıyordun. Aha. Peki evdeki erzaklar nasıl geliyordu? Ya ben para istemiyordum. Cengiz bana 100 milyon bakıyordum, yani öyle söyleyeyim. 100 milyonla da bana erzak al diyordum. O bana erzak alıyordu. Benim niye haberim yok bundan? Esra, bu çok ağır bir şey. Sen ne dediğin farkında mısın Esra'cığım? Sen diyorsun ki bak ben mutluyum, gitti. Buna aşk diyorsunuz, sevgi diyorsunuz, her bir şey diyorsunuz ama bunun içine bari parayı sokmayın. Parayı aynen. Soktuğunuz zaman kendinize zarar veriyorsunuz. Aynen. Mutluluk filan olmuyor işte o zaman. O sahte mutluluk da olmuyor, aşk da olmuyor. İçine para giriyor çünkü. Hayır. Sana para verdiği için mi Cengiz Bey'le birliktesin o zaman? Hayır. Karnını doyurduğu için mi diyor? Hayır. Yani şöyle söyleyeyim, eşimden mutlu değilim. Hı hı. Küfür ediyor. Hı hı. Dövüyor. Evet. İki evladınız var. Evet. Öyle söyleyeyim. Hı hı. Şunu şuraya koymuşum. Niye bu böyle dağınık? Hı hı. Sürekli kavga ediyoruz. Nasıl o evde durulur? Esra'cığım. Hakaret eden, şiddet gösteren, kötü davranan bir eş varsa sen bu adamla evlisin. Evet. Ama senin bir de şöyle bir hakkın var. Bu evlilik yürümüyorsa gidersin, boşanırsın. Söyledim, dile getirdim çoğunlukla. Boşanalım, boşanalım diyorum. Ne zaman dedin? Ya yalan söyleme bak. Durduk ya, batıyorsun bak, göze batıyorsun, yalan söylüyorsun bak. Ben sana sürekli söylüyordum hayır, zaten. Hayır, bana şimdi öyle bir şey demedin. Şimdi sen yalan söyle verdi bana. Hayır. Cengiz Bey bu çocuğun babası olduğunu biliyor mu? Ne zamandan beri biliyor? O biliyor. Yani. Ne zamandan beri biliyor? Doğduğu ayda, günden itibaren. Doğduğu itibaren biliyor. Hamilelikte biliyor muydu? Hamilelikte biliyordu. Biliyordu. Yani o çocuğun babası, yani o çocuğun babası olduğundan emin yani. Emin. Kafasına herhangi bir şüphe? Yok. Soru işareti? Yok. Yani. Yok. Bu çocuğun babası benim. Evet. Yani anladım. Ben boş boşuna hastanelere gitmişim, beklemişim sabahlara kadar orada seni. Gerçekten değil mi? Gerçekten mi? Aferin Esra. Siz hamilelik haberini nasıl aldınız? Eşiniz size bu müjdeyi nasıl verdi? Şimdi sizin hiçbir şeyden haberiniz yok. Telefonla haber verdi abla. Ne dedi? Telefonla haber verdim. Hastaneye gelmedin mi ben? Ben sana telefonla haber vermedim Ferdi. Hayır. Evdeydin. Evet, hastaneye bıraktım seni, telefonla haber verdin bana. Hayır. Yetiş dedin, doktorlar dedin yanlış işlem yapıyor dedin bana. Hayır. Olur mu? Şöyle söyleyeyim. Ferdi, Esra ikinci abla, kez baba... Esra abla, ben bir şey söyleyebilir miyim? Ferdi, ikinci kez şey baba olacağını nasıl öğrendi? Ben yani bir şey orada... söyleyebilir miyim? Evdeydik, çay içtik, öyle söyleyeyim. Ferdi bak, ben hamile olabilirim, haberin olsun. Böyle durdu, yani ters bir tepkiyle bana... Beklemiyordum çünkü. Ben dedi, sen de niye hamilesin dedi. Zaten dedi durumum mu var dedi, ben bakamam edemem dedi, gidiyoruz dedi, direkt aldırmaya dedi. Onu geçeceksin, öyle bir şey demedim.
Öyle bir şey çocuklarım demedim. Şahit olsun Ferdi sana. Hayır. Boşuna yalan söyleme bak. Boşuna hiç çocuklarım yalan... şahit olsun tamam. Diyorum bak sana. Batıyorsun bak gözü. Yalan söyleme. Bak ben de sana ne diyorum? Çocuklarım şahit olsun kabul diyorum. Kabul etmiyorum senin bu şeylerini. Hayır. Kesinlikle kabul etmiyorum. Tamam ben neyse söyleyeyim. Ben yine söyleyeyim. Ben söyledim. Yarın dedi direkt gidiyoruz dedi. Aldırmaya dedi. Kim? Ve gittik. Doktora gittik. Duysun. Bak ismini de vereceğim. Beni bıraktı hastaneye. Beni bıraktı. Kanlarım manlarım alınıyor. Saat 2'de falan hastanedeydim. Beni bıraktı. Arabaya gitti yine. Öyle söyleyeyim. Arabaya gitti. Güldüğüme bakmayın benim. Sinirlerim bozuluyor. Evet. Ha, gitti. Arabayı tamire götürdü. Oradaki Serdar var arkadaşı. Tamirci. O demiş. Ya onu, o söylemiş. Abim bak aldırma. Bir daha çocuğun olmaz. Gibisine söylemiş. İkna etmiş ben aldıracağım diye. Ben aradım Ferdi'yi. Ferdi bak ben hamileyim. Haberin tamam olsun. Çocuğu aldırmadınız. Doğumda kim yanındaydı? Ferdi yanında. Ferdi. Evet. Bir doğum zamanını hatırlar mısın? Sen şimdi her şeyi biliyorsun. Hamileyken çocuğun babasının Cengiz olduğunu. Cengiz de bu bebeğin babası olduğunu biliyor. Evet. Şimdi siz maskelisiniz Ferdi'ye karşı. Doğumun olduğu gün. Doğum olduğu gün Cengiz kapıdaydı. Yani, o da mı geldi doğuma? O da geldi ama hı-hı. Görünmedi. Utanmaz. Evet. Utanmaz. Girmedi. Bana yazıklar olsun utanmaz. Ve şöyle söyleyeyim. Benim çocuğum öldü. Sezaryenle oldum. Dünyaya sezaryenle geldi yani öyle söyleyeyim. Hangi çocuk öldü? Ecrin'im. Yani kızım. Ne diyorsun sen ya? Çocuk nerede? Yaşıyor şu an. Sezaryenle dünyaya geldi. Sezaryenle dünyaya geldi. Kalbi durmuş, yani kordon dolanmıştı. Hı hı. Yaşıyor mu diye sordum. Yaşıyor dediler. Hı hı. Küvez de geçmiş önünden. Yani perdenin önünden küvez de geçmiş. Evet. Sormuş benim kızım mı? Evet. O demiş evet sizin kızınız. Koşturmuş yani öyle söyleyeyim. Ferdi baba olduğu için mutlu muydu? Esra Hanım o... Yani bir doğum fotoğrafları falan çektirdiniz mi? Bunu çok merak ediyorum. Hayır, hayalim de ama hayır. Doğum çekilmedi. Fotoğraf derken ya da o anı ölümsüzleştirdiniz mi? Hayır. Yani telefonlarınızdan çekmediniz mi? Hayır. Eve konuklar geldi, herkes bebeğe hayırlı olsun demeye değil mi? Kimse gelmedi. Ha? Kimse gelmedi. Kimse gelmedi. Hayalin neymiş onu anlayamadım ben. Hayalinde yani babayla bebek kucağında resim çektirmek mi onu anlamadım. Ferdi Bey sen ve bebeğiniz mi olmasını istedin? Bir de kardeşi. Var da... Ya şöyle söyleyeyim hastanede fotoğraf... Ne o bakayım? Fotoğraflar çekiliyor. Öyle evet. Bir fotoğraf istedim anneyle. Bebeğin fotoğrafını istedin. Ha. İstemiştim ama olmadı. Olmadı. Telefondan bir soru sorabilir miyim? Şimdi soruları sorduracağım da Ferdi de bazı fotoğraflar. Ferdi bir kızın olacağını öğrendin ve doğuma gittin. İkinci kez baba oluyorsun. Ay, çok güzel bir duygu yaşadım o gün. Çocuğum olduğunda. Sevindim hatta ağladım. Hı hı. Kapısında bekledim. Hatta çocuk içeri almışlar. Hı hı. Çocuğu hani kucağıma verecekler diye saatlerce bekledim. Hı hı. Yani o sevinçle orada bekledim ama... sonucu görüyorsunuz efendim. Aldatıldımmışım. Hani hiç farkında değilim. Var. Çok büyük sahtekarlık biliyor musunuz? Yani devamlılığı olan sürekli kurgulanmış, düzenli oynanan bir sahtekarlık söz konusu. Bu çok tehlikeli bir şey. Yani böyle bir şey diyelim ki kocanı sevmiyorsun abicim. Sevmeye de bilirsin. Evlilik kötü. Git boşan ya. Boşamıyor. Yani o seni kadın sığınma evinden çıkartan Cengiz. Ama senden 28 yaş. Boşamıyor zaten. Ablacığım senden 28 yaş büyük Cengiz. Evet. Esra bu iş böyle olmaz. Bak karnında bir çocuk var. Bu çocuğun vebaline girmeyelim. Sen bu evliliği bitir diyemedi mi? Senin boşanma dedi. Davasını açman konusunda seni yönlendirmedi mi? Şöyle söyleyeyim. Elimden tuttu götürdü. İlk. İlk götürdü. Ben dedim artık. Yani ben dedim ki Ferdi ile birlikte gidelim açalım. Hep erteledi Ferdi. Ya sana ne Ferdi'den ya? Sen git aç boşanma davanı. Önüme geçti. Hangi sürekli. Önüne geçti? Cengiz'le birlikte olmanın önüne geçebildi mi ya? Geçemedi. Geçemedi işte. Önünde daha olsa dayanmaz çünkü sen mutluluğa koşuyorsun.
ATV kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.